Bu videoda ivmenin sabit olduğu bazı örnek problemlerin çözüm yollarını inceleyeceğiz. Yani bu problemleri çözmeyeceğiz. Yalnızca önce verilenler ve istenenlere bakacağız. Sonra da bu denklemlerden hangisi çözüm için daha uygun ona karar vereceğiz. Örneklere geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Konum, hız, ivme ve zaman arasındaki ilişkiyi hakkıyla kavrayabilmek için bu denklemlerin nereden geldiğini anlamak oldukça önemli. Bu konular üzerine daha önce yapmış olduğumuz bir sürü video var. O videoları izlemek işin özünü kavramanızı kolaylaştırabilir. İşin özünü kavradıktan sonra bu denklemler zamandan tasarruf etmenizi sağlayan birer hesap makinesi haline gelecek. Dört işlemi bilince hesap makinesinin ne yaptığını daha iyi anlamak gibi. Ne yaptığını anladığınızda hesap makinesi çok kıymetli bir araç haline alır. Bu denklemler de tıpkı birer hesap makinesi gibi nereden geldiğini bildiğinizde hakkınızı verebileceğiniz araçlar. Şimdi burayı netleştirdiğimize göre ilk örneğimize geçebiliriz. Soru şu. Bir hafif banliyö treni 1,35 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor. Bu trenin durgun halden en yüksek hızı olan 80 km bölü saate ulaşması ne kadar sürer? Şimdi bu soruyu öğelerine ayıralım ve ne demek istediğini iyice bir anlayalım. Ama önce tekrar bir okuyalım. Bir hafif banliyö treni 1,35 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor. Buraya kadarki kısım çok açık. Bize ivmeyi veriyor. Yazalım. İvme 1,35 metre bölü saniye kare. Tamamdır. İlk verilenimiz bu. Devam edelim. Bu trenin durgun halden en yüksek hızı olan 80 km bölü saate ulaşması ne kadar sürer? Bu kısım biraz daha karmaşık. Daha fazla bilgi içeriyor. Bakın cümlenin sonunda ne kadar sürer diyor. Bu başlı başına bir soru. Öncesinde başka bilgiler de var tabii ama bu kısım başlı başına bize süreyi soruyor. Ne kadar sürer diyor. Bu noktayı not etmek için zamanı daire içine alalım. Bu değeri henüz bilmiyoruz. Çünkü bizden bulmamız istenen şey bu zaten. Bizden süreyi yani zamanı bulmamız isteniyor. Pekala, devam edelim. En yüksek hızı olan 80 km bölü saate ulaşması ne kadar sürer? Demek ki trenin en yüksek hızı saatte 80 km'ymiş. Yani hızlanmayı tamamladığında bu trenin hızı 80 km bölü saat olacak. O halde bu değer son hıza karşılık geliyor. Veya buradaki anlık hıza. Yani aslında burası saatte 80 kilometreymiş. 80 kilometre bölü saat. Bazen bu terimin V indis S şeklinde yazıldığını görebilirsiniz. O gösterim bunun son hız olduğunu özellikle belirtmeye yarar. Yani fizik derslerinde gösterimler değişiklik gösterebiliyor. Tüm gösterimler kabulümüz. Yeter ki kendinize bu simge ne anlama geliyor sorusunu sormayı ihmal etmeyin. Her neyse. 80 km bölü saat. Tamam, bu da cepte. Devam edelim. Durgun halden diyor bakın. Yani başlangıçta bu tren duruyormuş, hareketsizmiş. Demek ki ilk hızı sıfırmış. Öylece olduğu yerde duruyormuş. Onu da yazalım. 0 metre bölü saniye. Evet. Böylece soruyu analiz etmiş olduk. Dikkat edin. Sorunun hiçbir yerinde konumdaki değişime değinilmemiş. Soru sadece bu 4 değerle ilgili. Şimdi bakalım bu 4 denklem içerisinde bu 4 terimi içeren ama delta x'i içermeyen bir denklem bulabilecek miyiz? Çünkü delta x'in değerini bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz. Ortadaki iki denklemde delta x var. Bunları kafadan eleyebiliriz. Dördüncü denklemde de delta x var. Bakın bu da gitti. O halde geriye bir tek bu denklem kaldı. Bakalım son hız var, ilk hız var, ivme var. Ve aradığımız değer olan zaman o da var. O zaman bu denklemi kullanabiliriz. Bu ilk soru için en üstteki bu denklemi kullanabileceğimizi görmüş olduk. Soruyu çözmek için değerleri yerine yazarsanız t'yi yalnız bırakırız ve gereken süreyi hesaplayabiliriz. Ama bu videoda işin hesap kısmına hiç girmiyoruz ve hemen bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Sıradaki sorumuz aşağıdaki soru. Otoyola giren bir otomobil durgun halden başlayarak 2,40 metre bölü saniye karelik bir ivme ile 12 saniye boyunca hızlanıyor. Bu 12 saniye boyunca otomobil ne kadar yol alır ve otomobilin son hızı ne olur? Yani bu soru aslında iki sorudan oluşuyor. İlk olarak ilk soruya ve tabii verilenlere odaklanalım. Otoyola giren bir otomobil durgun halden başlayarak 2,40 metre bölü saniye karelik bir ivme ile 12 saniye boyunca hızlanıyor. Bu ilk cümle
bol bol bilgi içeriyor. Mesela ne diyor? Durgun halden başlayarak. Bu ilk hızın sıfır olduğu anlamına geliyor değil mi? Çünkü durgun halden diyor. Yani başlangıçta araba hareket etmiyor. Durgun halde. O zaman yazalım. Bir önceki örnekte olduğu gibi burada da ilk hız 0 metre bölü saniye. Her zaman böyle olmaz tabii ama bu iki örnek böyle denk geldi. Devam edelim. Durgun halden başlayarak 2,40 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle. Bize direkt ivmeyi vermişler zaten. 2,40 metre bölü saniye kare. Yazalım 2,40 metre bölü saniye kare. Bu tip sorularda nesnenin hareket veya ivme yönünün pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kestirmek önemlidir. Görünüşe göre bu iki örnekte her şeyi, hareketi de, ivmeyi de pozitif yönde seçmişiz. Dolayısıyla herhangi bir eksi işaretiyle karşılaşmayacağız. Ama bu tip problemleri çözerken işaretlere dikkat etmek büyük önem taşıyor. Çünkü bir şeyler negatif olursa bulacağınız sonuç da bundan etkilenir. Her neyse, araba ileri yönde ivmeleniyor ve her şey aynı yönde. Burada ileri yönü pozitif yön alıyoruz. Bu araba ileri yönde 2,40 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor. Evet, soru aynı zamanda diyor ki bu ivmelenme 12 saniye boyunca sürüyormuş. Onu da yazalım, 12 saniye. Pekala. Burada 3 terimin değerini biliyoruz. Ve bu tip sorularda 3 sihirli sayıdır. Terimlerin 3'ünü bildiğiniz takdirde bu denklemleri kullanarak diğerlerini kolayca bulabilirsiniz. Soruda bu 12 saniye boyunca otomobil ne kadar yol alır diyor. Ne kadar yol alır dediğine göre yolu yani konumdaki değişimi dolayısıyla delta x'i soruyor. Bu 12 saniye boyunca otomobil ne kadar yol alır sorusunun cevabı delta x'tir. Öyleyse istenen bu. Daire içine alıyorum. Bu terim dışarıda kaldı. Demek ki içinde son hız terimi olmayan bir denklem bulmaya çalışacağız. Tabii bulacağımız denklem bu 4 terimi içerirse ne güzel olur. Bakalım. Bu denklem son hız terimini içeriyor. Bunu eledik. Bu denklemde de son hız var. Bu da gitti. Bunda son hız yok. İncelemeye değer. Konumdaki değişiklik yani aradığımız değer denklemde var. İlk hız var. Denklemde zaman var. Bizde de zaman var. Son olarak ivme de denklemde yer alıyor. Yani bu denklem ihtiyacımız olan her şeyi karşılıyor. Bulmaya çalıştığımız terim dahil ve bilmediğimiz veya aramadığımız hiçbir şey denklemde yer almıyor. Demek ki sorunun ilk kısmını çözmekte en çok işimize yarayacak denklem bu ikinci denklemmiş. Neydi soru? Bu 12 saniye boyunca otomobil ne kadar yol alır? Bu soruyu bu denklemle çözebiliyoruz ama problemin bir de ikinci sorusu var. Yeşille devam edeyim. Ne diyor? Ve otomobilin son hızı ne olur diyor. Güzel. Demek ki bu aşamada bu terimi bulmaya çalışacağız. Yani bu terimi arıyoruz. Verilenlerin bazılarını zaten yazdık. Problemin ilk sorusunu çözdüğümüze göre buradaki delta x değerini de artık biliyor olmalıyız. Ama henüz bilmediğimizi varsayalım. Soruda bizden arabanın son hızını bulmamız isteniyor. Demek ki içinde v olan bir denklem bulmamız lazım. Hatta o denklem bu diğer 3 terimi de içermeli. Bakalım var mı öyle bir denklem? Evet, dönüp dolaşıp yine bu denkleme varıyoruz. Bu denklem konumdaki değişimi içermiyor. Yeşille altını çizerek diyorum ki bu soru en kolay bu denklemle çözülür. Ama aslında artık bu değeri de biliyoruz. Dolayısıyla delta x'i içeren denklemlerin hepsini elemek zorunda değiliz. 3'ten fazla terimi bilince insanın ufku açılıyor değil mi? Umuyorum ki bu iki örnek sayesinde benzer bir soruyla karşılaştığınızda verilenleri, istenenleri ve hangi denklemin daha kullanışlı olacağını daha rahat tespit edebileceksiniz.